Merhabalar, ben Cengiz Usta. Yanımda değerli iki tane arkadaşımız var, kardeşimiz var. Zurna öğrenmek için geldiler. Kaba zurna deriz. Tokat yöresi, Sivas yöresi, Yozgat'ın belli bir kısmı bu zurnalar kullanırlar. Sivas kaba zurnası olarak geçer bunlar. Telli olsaydı, biraz daha uzun olsaydı tam Tokat zurnası olacaktı. Bugün ders veriyoruz arkadaşlara. İlk dersimiz diyebiliriz. Zurnaları hazırladık. İki tane zurna aldı arkadaşlarım bizimle. Şimdi eğitimini yapıyoruz. Bugün ilk günün kaydını alacağız. İlk gün nasıllar? Bir ay sonra nasıl olacaklar? Tekrardan bir ay sonra size bir kayıt yapacağız. Gelişme var mı yok mu? Onu sizler karar vereceksiniz. Önce bir arkadaşlarımızı tanıyalım. Hemen ismimizi kısa kısa. Benim ismim Halil. Hangi memleketle? Amasyalıyım. Amasyalı. Ardışlar köyünden. Evet. İsmim Kerem. Amasyalıyım. Yacaplar köyünden. İyi. Yakın akrabalık falan. Enişler. Enişler. Sen meslek? Ben araba tamircisiyim. Ankara'da Dikmen'de oturuyorum. Cengiz Usta'yı internetten bulduk. Öyle tanıştık kendisiyle. Evet. Ders almaya geldik. Eyvallah. Ben serbest meslek. Serbest meslek. Evet. İyi. Bunun yanı sıra zurna çalabiliyorsunuz. Aynen. Boş zamanlarda. İnşallah öğreneceğiz bakalım. Tabii tabii olur. Neden olmasın? Yeter istek. Evet. İlk dersimizde neyi öğretiyor? Zurnada çıkan sesler. Parmaklar nereye basıyor? Nasıl ses çıkarılıyor? Üfleme. Doğru üfleme nasıl olur? Kamış ağızda hangi pozisyonda durur? Bunları kısaca hem size de anlatayım, zurna merakı olanlar, isteyenler için. Buradan görmüş olsunlar. Zurnanın üst perdelerinde tam basabileceğimiz 7 tane parmak deliği vardır. Arkada da bir tane var, onu da kullanıyoruz fakat biz üsttekilere ilk dersimizde çalışıyoruz. Karar sesi önemli. Bazı bölgelerde 6 parmak basılı üstte karar sesi bunu kullanırlar. Bazılarda genel olarak yani müzik tabirinde 5 parmak bütün enstrümanlarla uygun olduğu için biz bugün 5 parmakla başlıyoruz. Üstte 3 parmak arkadaşlar. Evet. Üstte 3 parmak. Evet. Altta 2 parmak basıyoruz. Bunun adı karar sesi la. La sesini tek tek hatta birlikte alalım. La sesi nasıl çıkıyormuş görelim. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyoruz. Yeterli. Bu la karar sesimiz. Yani birimiz 6 bassaydık, birimiz 5 bassaydık zurnada uyumsuzluk, çirkin bir ses çıkardı. Örneğin siz 5 basın, ben 6 basayım, bakalım nasıl bir ses çıkar. Karışık bir ses çıkıyor. O yüzden iki arkadaş yan yana çalarken parmakları aynı olmalı, borunun mesafesi aynı olmalı, zurnanın boyu aynı olmalı ki birbirine uyum sağlasın. Bugün ilk dersimizde la kararışısında boş üflemeye yürüyoruz. Ne tiz üflüyoruz ne pes üflüyoruz. Ortada, orta seviyede dümdüz akan bir ses olacak. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bravo arkadaşlar. Hemen kavradılar o mevziyi. Bu gidişle hızlı öğreneceksiniz. Bu la karar sesinden sonra iki parmak demiştik değil mi? Şu evet. İki parmağımız son iki deliğe denk geliyor. Son iki deliğe açıp kapatıyoruz. Son iki deliği. La karar sesi şöyle şu sesi çıkaracak. Örnek veriyorum ben. Bu la karar sesinin yani devam ettirme, kararda kalma pozisyonudur arkadaşlar. Bitiş ve başlangıç pozisyonudur. Arkadaşlar biraz daha boğum kısmına ittiriyoruz. Uç kısmına basarsak şuradaki notaya yetişemeyiz. Evet. 5 parmak basıyoruz. 5 parmak, 5 parmak. 5 parmak. Alt ikisi açık. Saklama parmaklar deliğin üstünde kalsın. Çünkü şu hareketi yapacağız. Şunu yapacağız. Ben bir örnek göstereyim. Sırayla yapalım. Yapacağım. Okey. Yalnız alt evet, şu an tiz üfledim. Tiz üflediğin için kararı kaybettim. Şimdi şu ikisini açıp kapattığın için olmadı. Şu ikisini açıp kapatacağız. Hı. Alt ikisini. Şu perdeyi de yakala. Biraz da öne ver. Hah, şimdi oldu. Tam deliğin üzerine kapatıyoruz. Evet, şimdi olacak. Bir avuç boğumlarla hissetmeye çalış. Aynen. Üst deliği açık bırakma. Onlar kapalı. Yapacağımız hareket şu ikisini kaldırıp indiriyoruz. Evet, deneyelim. Deneyelim. Düz üfle. Üfleme doğru, delik açık kaldığı için sesi çıkartamadık. Yaptın parmak doğru ama sert üfledin buraya.
Aynen. Bravo, yaklaştın, oluyor. Üfledikçe nefesiniz gelişecek arkadaşlar. Sıra sizde. Üfleme güzel, sabit üflüyorsun, parmağa idman yapacağız arkadaşlar. Parmak. Bir hafta boyunca, arkadaşlar bir hareket için bir hafta çalışacağınız, gerekirse bir ay çalışacaksınız. Öyle hemen ben bunu bugün öğrendim yaparım yok, yapılmıyor çünkü. Bu parmaklar tembel parmaklar, son iki parmak. Özellikle serçe parmak çok tembeldir, gelişmediği için. Zaten kısa kalmıştır boyu. Biz bunu kullanacağız, burayı kuvvetlendireceğiz. Yani parmakların içerisinde en güçsüz olan yüzük parmağı ve serçe parmaktır. Onu da burada idman yaptıracağız. Zurna üflemeden de evde boş anınızda televizyon izlerken şuna idman yaptır. Gecenin bir vakti zurna çalamazsınız evde. O yüzden zurna elinizde olsun. Zurna elinizde olsun. Şuna idman yaptırıyoruz. Bu harekete de bir makas hareketi yapıyoruz. Bak şunu, bu biraz zordur. Şunu kaldırıp şunu indiriyoruz. Serçeyi kaldırıyoruz, yüzüğü kaldırıyoruz, indiriyoruz. Üst delikleri hiç açmıyoruz. Sadece şu ikisi. Evet, geçen hafta da iyi yapıyorsun. Çözmüşsün biraz. Ya çözüm ya. Var bakalım. İşte hani bu yapa yapa olur arkadaşlar. Herkes de aynıdır. Yani en profesyonel zurnacı bile bu mevzulardan geçerekten öğreniyor. Yani kimse annesinin karnında zurna öğrenerek çıkmıyor. İlla ki bu zorlanma olacaktır arkadaşlar. Hiç kimse de iddia edemez. Ben zurnayı aldım hemen üfledim çaldım yaptım yok. Yapamaz. Çünkü bu parmak reflekslerini geliştirmek gerekiyor. Bunları idman yapacaksınız arkadaşlar. Evet inşallah görüyorsunuzdur. Bu aşamayı açtıktan sonra gerisi kolay zaten. Yani zurnada ezgi çalmak gerçekten kolay. Yani notaya falan gerek yok. Yani notayla öğrendiğiniz zaman belki teoride bir şeyler kavruyorsunuz da zurna çalan çoğu köylüdür, çobandır. Okuma yazması olmayan bile zurna çalar yani. Kaval çalar, ney çalar. Çünkü bu tür nefesli çalgılarda notaya gerek yok. Beyin kendinden parmakları işletiyor. Düşünmüyorsunuz ya ben bu parmağı kaldırayım mı burada, indireyim mi? Bu parmaktan sonra hangisi kalkacak diye düşünme fırsatı yok. Kendiliğinden işliyor zaten bu burada. Bir de içeride dil kısmı var. Dili de kullanıyoruz. Onu da arkadaşlara öğrettim. Beni takip edenlere de birkaç videoda bilgi verdim. Açıp bakarsanız dil nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili ufak tefek bilgiler mevcuttur arkadaşlar. Bir de nefes alma videosu var. Siz hiç baktınız mı? Üzerim mi? Şu pipet çeydim. Pipetle üflüyorsunuz. Baktım ona zamanım olmadı yapmıyorsun. İşte idman yapın. Zurna çalamadığınız zaman. Bu nefes. Oturun bir nefes dakika. İdmanı yapın. Günde 5'er dakikanızı ayırın ki ciğerleriniz kuvvetlensin. Yanaklarınız özellikle şişirin ki şuralara kadar. Kulak altına kadar. Kulak memesine kadar basacaksınız havayı. İç hazneyi genişleteceksiniz ki sürekli burundan alacağız ağızdan üfleyeceğiz. Buraların, yanakların idman görmesi lazım. İyice şişecek. Aynen. Hani zurnacıları görüyorsunuz değil mi? Bir çırpıda burundan çekiyor, yanak kocaman oluyor, kurbağa gibi şişiyor adam. Saatlerce çalıyor. Evet. O da uzun çalmayı sağlar. Yani nefes almadan çalınır mı? Çalan arkadaşlar var ama yani çok çalarsa yorulur. İlla ki burundan alıp ağızdan çalmak insanı rahatlatır. Ağızdan üflemek. Onu da öğreteceğiz zamanla. Şimdi sadece teknikleri öğretiyoruz. Evet arkadaşlar şunu bir deneyelim tekrardan. Deneyelim. Üflerken nasıl ses çıkacak? Hemen ona bakalım. Kamış kuruyoruz bu arada. Yani üflemede bu sesi çıkaracaksınız. Larin larin. Bu bir parmak idmanıdır arkadaşlar. Ezgilerin arasında bazen notalara denk geliyor. Sırayla bütün parmaklarda aynı hareketi uygulayabiliriz. Ben size bir tanesini gösteriyorum arkadaşlar. En dip perdede şunu gösteriyorum. Diğer notaları siz evde geliştirebilirsiniz. Bak üst parmak. Bir üst parmak. Bir üst parmak. Bir üst parmak. Bir üst parmak. Bak alttakiyle şu böyle çalışır. En alttaki. Gördünüz mü? Hareketi iyi bakın. Bir de şu. Şu da şöyle olacak. En üst parmak. Yok o ikisi değil. Şu ikisi.
Sadece arkadaki diğerleri kalkık olacak. Diğerleri kalkık olacak. Şu ikisi sadece. Bir bu bir. Evet. Sonra onu yaptıktan sonra şu ikisi. Bas onu üsttekini bas. Şu ikisi. Hayır, diğerlerini basma. Şu ikisi. Arkadaki parmakla, baş parmakla, orta parmak. Yüzük parmağını basıyorsun. Yüzük parmağını basma. Şu parmak. Şunu kullanıyoruz. Şunu kullanıyoruz. Şunu kullanıyoruz. Şu ve şu ikisini kullanıyoruz. Şunu açıyoruz. Kapatıyoruz. Şunu açıyoruz. Heh, evet. Evet bu. Bravo. Bir de erken başlamanın faydaları. Hemen kavruyoruz. Aynen. Evet, bir an, üçünü bas, üçünü basılı tut. Üçünü basılı, şu ikisi. İkisini aynı anda kaldırmıyoruz. Makas yapıyoruz. Hah, evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani zurna öğrenmek meşakkatli bir iş, sabır gerektiriyor. Bu teknikleri uygulamak gerekiyor. İdman yapmak gerekiyor. Hani her işin kolay yanı var, bir de zor yanı var. İşte zor yanı bu çalışma kısmıdır. Bunu çaldıktan sonra, bir iki açıldıktan sonra zaten geri yanı kolay. Öyle diyebiliriz. Bu size kısa bir video. Derse nasıl başladık? Bir ay sonra arkadaşlar neler yapacak? Onu tekrardan size ulaştıracağız. Evet. Görelim arkadaşlar bir ay sonra ne yapacak? Şimdilik bu kadar diyelim. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.